varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde yemyeşil ağaçların olduğu kocaman bir orman varmış. Bu ormanda birçok hayvan yaşarmış. Hepsi de çok iyi arkadaşmış. Ama içlerinden biri hiçbir hayvanla konuşmaz herkesi görmezden gelirmiş. Bu kibirli hayvan da zürafaymış. Herkes ona kibirli dermiş. Günlerden bir gün kibirli evinde çok sıkılmış ve dolaşmaya çıkmış. Yolda yavruları oyun oynarken görmüş. Ne kadar da sıkıcılar, oyun oynayıp duruyorlar diye söylenmiş. Biraz ileride meyve toplayan hayvanları görmüş. Yere en yakın meyveleri topluyorsunuz. Benim gibi yukarıdaki meyveleri toplasanıza." demiş. Diğer hayvanlar çok kızmış. Kibirli kahkaha atıp yürümesine devam etmiş. O sırada kış için odun toplayan hayvanları görmüş. Bunların da işi gücü odun toplamak gezmek varken yaptıklarına bak. Demiş kendi kendine ve evine doğru geri dönmüş. Aradan günler, aylar geçmiş sonunda kış gelmiş. Kibirli diğer hayvanları küçümsediği için onların yaptığı hiçbir şeyi yapmamış. Ne kış için yemek toplamış ne de yakacak odun hazırlamış. Kara kış geldiğinde ağaçlar dinlenmeye çekilmiş ve hiç meyve vermemiş. Ama kışı düşünüp hazırlığını yapanların karnı her gün doyuyormuş. Kibirli yakacak odunda ayarlamadığı için evinde çok üşüyormuş. Birkaç hafta sonra hem soğuktan hem de açlıktan hastalanmış. Yavru fil kibirlinin evden hiç çıkmadığını fark etmiş ve kapısını çalmış. Kibirli zor da olsa kapıyı açmış. Yavru fil onun hasta olduğunu anlamış ve Neyin var kibirli amca? Çok hastayım. Çok üşüyorum ve karnım çok aç. Sen biraz bekle. Hemen geliyorum yavru fil koşarak diğer hayvanlara haber vermiş. Ormandaki iyi kalpli hayvanlar hemen zürafaya yardıma koşmuşlar. Önce evini ısıtmışlar, sonra yiyecek yemekler hazırlamışlar, bir de üzerine ilaç verip kibirliği iyileştirmişler. İyileşen kibirli yaptığı hatanın farkına varmış. Hepinizden özür dilerim. Sizlere karşı çok kibirli davrandım ve hiçbirinizle iyi geçinmedim. Ama siz benim yardımıma koştunuz ve beni iyileştirdiniz. Çok teşekkür ederim." demiş. O günden sonra o da onlarla beraber vakit geçirmeye başlamış ve mutluluğun birlik beraberlikten geldiğini anlamış.